ben 40 yılda zor kadın oldum. Bunlar 2 dakikada şıpşak oluverdiler. Ayhan Hanım olmak kolay mı? Bunların olup olacağı 2 dakikalık kadınlık. Ellerini aç bu aşkı. Amin. Allah'ım bizi bir daha böyle bir felaketle 7 cihanda karşılaştırma, olur mu? Amin. Babacığım, ben o zaman çikolata yaptırayım, yarım kilo. Yok, 1 kilo. Sonra büyük bir çiçek yaptırayım, bahçe çiçekleri gibi böyle. Ne dersin baba? Aferin, iyi buldun. Sonra şöyle kendime bir çekip güzel vereyim. Kravatlı mravatlı, canavar gibi takayım. Ne dersin? Ulan zehir gibi çalışmaya başladık ama maşallah. Sayende babacığım. Yarı yarıya paylaşmaya gel. Oy. Dur bir koku alalım Cengiz. Önce dinleyelim, sonra keselim. Babaannem dedi. Ama trilyonları var. Seni de kocası zannediyor. Anladın mı? Ben torunu olduğum halde zırnık koklatmaz bana. Celal abi yapar, ben yapamaz mıyım? Lan al işte lan. Al lan işte bak. Baba içimde kaldım. Ben sana şimdi ne yaptım lan Jale? Beni çok mutlu ettin Korkut. Siz benim için aşk abidesisiniz. İstediğiniz zaman gelirsiniz, istediğiniz zaman çıkarsınız. Kime ne? Sırf benim gönlümden çıkmayın. Uslan artık deli gönül. Haddi zatında gelip geçiyor ömür. Olmayalım sonra odun, kömür. Ne kadar güzel kafiyelediniz. Sağ olun beyciğim. Vallahi serveti fünun zamanında olsaydınız 1 numara olurdunuz. Peki ama ne yapmadık? Abladık. İyi de nasıl? İlan edeceksin. Herkes duysun bilsin ki sen onun ablasısın. Öyle mi? Öyle olduğunu göster o zaman. O sana kardeşlik, sen ona ablalık yap ki bir ömür boyu hiçbir menfaat olmadan birbirinizi sevebilirsiniz. Lan torunum Sadık, yok mu sana bir manete bağlandım falan ha? Olsan olur, olmasan olur ya. Kim beni ben olduğum için sever? Hepsinin niyeti benim. Ay canım. Bak Cengiz, torunundan hoşlanmıyorum. Ama doğruya doğru. Ben de kız olsam arabasına bakarım. Ki bir ara her modelinden oldum. Sayende kuş beyinli. Ya olmadı ki böyle. Hem insanları bu kadar bekleteceksin, hem de karşılarına böyle çıkacaksın. Yakışık almaz. Şunları biraz kısatsan mı? Nusret Bey. Efendim? Daha hoş bir sürpriz yapmaz değil mi? Yapmamalı. Ne istiyorsunuz ben? Senden değil, variyeteden. Fidye! Fidye abi, Cengiz abi sakın işimize karışmak gibi olmasın. Yanlış anlamayın da bu durum böyle kanuni, sakıncalı bir şey olmasın. Ben böyle insanın içine nasıl çıkacağım? Tıraş olun, ellerim kırılsın Celal. İmkanı yok, çıkamam. Gidemem. Ben bu değilim ki. Bu devirde ekmek 2 yerde bulunur. Bir aslanın midesinde, bir de ekmek teknesinde. Selamünaleyküm kahve milletinin insanları. Sen ayakta uyuyorsun oğlum. Bir canım yıkanmadın da belli değil ki arada. Yengen geliyor, koş 2 gazoz kap. Tamam abi. Evlensek ben sana bütün dünyayı alırım. Ne diyorsun sen be? Allah! Ne haber lan deli? Bu çocuğa şahit ol, kefil ol, ifade ver. Ne yaparsın anne?
Allah aşkına söyle. Ulan bu para bizi bozmasın be. Kız çocuğun böyle kıyafetlerle vücudunun burasını burasını teşhir etmesi pek yakışık almıyor efendi. Görücü gelecek, siz hala uyuyun. Ama hakikaten nerede bu jale ya? Ona ne lan jaleden? Miydi erkek miydi? Usta! Başlayacağım ustana. Nerede sultan kerkeres? Bir eksiklik Allah arttırsın. Sofrayı da Kur'an kaldırsın. Talihini bilmez gibi kalk talihe talip ol. Kafasız kadın. Necip Ecim dur. Hemen yese kapılma. Erkek milleti bu ayol. Ne saatten anlar ne zamandan. Gelir. Bir adamın da düzgün çıksın düzgün. Kolunu tutuyorsun bacağı elinde kalıyor. Bacağını tutuyorsun kafası elinde kalıyor. Şu kızcağızı düşürdüğü duruma bak. Kim bilir ne ipten saptan bir meseleye takılmıştır. Yok Nusret. Mesele benim. Hani ağaçlar güneş aldanıp mevsimsiz çiçek açar. Sonra donuyar, donak olur. Benimki o misal. Çiçek de açar, meyve de verir. Hem de pek lezzetli verir. Ama verecek nesi var ki? Ay zor adam, zor. O verse verse insana anca sıkıntı verir. Zorlanmadan, sıkılmadan mutluluk olmuyor hanımlar. Zor yapılan kolay yıkılmaz. Neyse, ben gidip bir bakayım bizim serseriler, haytalar esir almış olmasın. Koca adam böyle bir zamanda madem esir alınacaktı, ne diye boyundan büyük işlere kalmıştı anlamıyorum. Anlarız birazdan hanım, anlarız. Saatten sonra gelse ne olur, gelmese ne olur? Ay kendimi ümitlendirip avutmak çağında mıyım ben? İstemem. Ay dur kızım. Ay sen de böyle öfkeyle büyük konuşma. Allah muhtacına muhtaç etmesin insan. Amin de Necmeciğim. Amin. Ulan oğlum berber misin lan? Şuradan alayım. Şuradan kısaltayım derken cas cavlak bıraktın kendini. Meymenes. Şimdi nasıl insan içine çıkacağım ha? Ulan birisi görse seni ahiret tıkar lan. Ah canım, ah canım. Ulan bir ustura darbesiyle hem sakallarını hem istikbalini uçurdun gitti. Hadi bakayım. Çık şimdi insan içine de anlat derdini. Kafam kopsaydım keşke. Bir eşeklik yaptın sözünde duramadım. Bir eşoğlu eşeklik yapmadan yüzünü gözünü saracak bir şey bu da insanlara karın ağrını anlat. Şimdi de eşkıya döndün. Sırasız, beceriksiz Celal. Oğlan değiliz. Bu azdır sana. Şek. Efendim? Hanımın nerede? İstirahate çekildiler efendim. Cem Han 6 saat uyumadan ayaklanamıyorlar. He, ya ne ayaklanması? Bütün hapishanedeki mahkumlar ayaklandı. Pastil hapishanesindeki mahkumlar ayaklandı. Bu kadın halen Marie Antoinette gibi uyuyor.
Uyumanın ne alemi var şimdi? Adem'i yandırsaydım efendim. Efendim kalem odasında. Başında zangoç gibi durma. Emredersiniz efendim. Uşak püf, pardon puf. Cennet hatunum. Fiyonklu cennet meyvan. Kalk Üsküdar'da sabah oldu. Daha neler oldu, neler? Hayırdır inşallah. Ay, harekete arz mı oldu yoksa örfe idare mi ilan edildi? Bora Bey, yalıya boydan baya bayrak çekiniz. Emredersiniz. Ya kadın, tak şu takma dişlerini öyle etli etli, öyle ürperiyorum, korkuyorum ben. Aman. Siz de bayılırsınız böyle sürprizlere. Neden haber vermeden teşrif ettiniz? Ne hoş sürprizi, ne teşrifi. Başımıza büyük bir felaket geldi. Çok büyük bir aile sallantısı yaşıyoruz ya. Aman, ne olursunuz miktar miktar söyleyiniz. Yoksa yekûnunu yüreğim kaldıramaz. Tamam, o zaman yekten söylüyorum. Torunumuz, biricik torunumuz katil caniler tarafından kaçırıldı. Eyvahlar olsun. Maksatları neymiş bu katil canilerin? Belli bir midye karşılığında biricik torunumuz için bizden para istiyorlar. İyi dikilip durma öyle, sabahlığımı ver. Siz hiç endişe etmeyiniz Sadun Beyciğim. Şimdi uşak size konyağınızı hazırlarken ben de Fahrettin Gökay Beyefendi hazretleriyle Haşim İşcan Beylere şıpın işi ararım. Ondan sonra da bütün zaptiyeyi teyakkuza geçirir. Onlar kim be? Bir tanesi İstanbul valisi, öbürü de şehremini. En büyük mülki ve idari amirler. Ya, karıştırma şimdi amiri mamiri ya. Torunumuzu mu öldürteceksin 2,5 milyar para için? Ha? Ayol, niye daha önce bu kadar cüz'i bir şey olduğunu söylemiyorsunuz? Ben de 2,5 milyon sterlin zannettiydim ya da Swiss franc. Yok yok, bu kadar az bir miktar için öyle İşcan'la Gökay'ı uyandırmaya değmez. Süt yenimi karıştırsam denkleştireceğim bir para bu. Karıştır, karıştırma. Ortada uşak var, yandan git. Nasıl lan orada hava lan? Güzel mi? He? Abi, hakikaten güzel mi orada bu ara? Lan Bican, senin kafan ne güzel oldu lan bu kafan, he? Abi hakikaten güzel oldu ha. Şimdi benim de böyle kafam ürküse böyle seyyare gibi dönüyor ha. Şimdi ben düz çizgide böyle yürü deseler ne diyeceğim bilmem. İnşallah eve giderken alkol falan üfle maleti koklatmazlar. Şey yani daha doğrusu alkol metre böyle desibel, promil, desibel. Ulan vurmalısın. Ne güzel kafan var senin be. Dümbelek gibi ha. Sanki Tatyos Efendi'nin Hicaz peşrevi gibi be. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hüsrettin Bey amca. Bu mahalle bir çocuğu içim içim kafayı buldu. İçmesini de bilmiyor musun saati? Nereden bilecek? Sütle beslenmiş nadide bir yaratık. Çözün şu çocuğu boğulacak ya. Allah Allah. Yani ama Nusrettin Bey amca kendi kendini kesmeye kalktı. Biz kendisini kendisinden korumaya çalıştık. Çözün dedim hadi. Saldırırsa karışmam. Gelen nerede? Şimdi bir Celal. Celal abinin senin yanınızda olması gerekiyor değil mi? Yok mu? Doğru söylüyorsun, benim yanımda olması lazımdı. Peki Cengiz nerede? Şeyde evimin yüzünde. Şey diye yalısında konakta şey yapıyor. Yani daha doğrusu dilim dönmüyor. Yani daha doğrusu çok dönüyor da konuşuyor. Bir daha kendi kendini kesmeye kalkma tamam mı? Bizim gibi yanında insanlar olmayabilir ha. Tabii tabii. Sağ ol. Bu yaptığını unutma işte. Ben şimdi bu çocuğu babaannesini dedesinin yanına götüreceğim. Çok merak etmişlerdir. Siz de sabahleyin erkenden fırında olun. Eksiksiz tamam mı? Kendinizi kesmenize mani olacağım. Ha. Mani olacak adam bulamayabilirsiniz sonra.
Allah'tan Celal ortadan kayboldu da başka birini kaybolmaktan kurtardı. Hadi yürü evladım. Yarın. Benim Celal. Ne var? Ne istiyorsunuz benden? Necip Hanım, izin verin izah edeyim. Olmadık işler geldi başıma. Benim de. Sizi bir daha görmek istemiyorum. Necip Hanım, Necibe. Ben ne yapacağım şimdi? Necibe lütfen, lütfen açar mısın? ...480, 500. Yekûnu yekûnüne cem an 2,5 milyon. Ha? Aa, ya yok yok, milyar milyar. Milyon mu kaldı artık, neredeyse tedavülden kalkacak. Allah bin bin bereket versin. Yani kaçakçılar adına konuşuyorum ha. Allah onların bin bin cezalarını versin. Kocaman Sadun Beyciğimin yüreğini azıcık bir miktar için hoplatıverdi. Şerefsizler! Gideyim de ömrünün baharında olan şu torunumu eşkıyaların elinden kurtarayım. Vay hoş! Enişte! Sarsak torunumla İstanbullu ehbabım. Ay bakınız Sadun Bey, Refikiniz torunumuzu kurtarmış. İyi geceler hanımefendi. Emaneti teslim etmek için rahatsız ettim. Zavallı çocukcağız hep olmuş. Aa evladım, aa canım, aa aa aa. Seni Nusret'in amcanı kurtardı ha? İnşallah sizi de kurtarır. Hanımefendi, Sadun Bey'i elzem bir iş için sizden istirham edeceğim. İşini gördükten sonra iade ederim. Hayrola enişte? Ablama bir şey mi oldu? Hayır çocuğum. Kardeşine bir şey oldu. Allah Allah. Ablamın kardeşi kim ya? Efendim, bunlara da lüzum kalmadı. Enişte, niye lüzum kalmadı? Burası İstanbul. Belki karşımıza yolda eşkıyalar meşkıyalar çıkar. Ver kurtul cihetine gidebiliriz. Ha? Sen ver de kurtul evlat. Hadi yolumuz uzun. Aa, bir salisecik bekleyiniz de hususi vasıtamı emrinize tahsis edeyim. Aman efendim zahmet olmasın. Aman efendim ne zahmeti. Siz buraları teşrif edersiniz de ben dört tekerleğimi esirgeyeceğim sizden. İstirham ederim efendim. Buyurun efendim. Lütfen buyurun. Ne dinledeceğim? Görüşmek üzere. Ne oldu? Neredeymiş Karalısı Celal Bey? Karalısı Celal Bey'i ararken Karalısı Cengiz Bey'i buldum efendim. Nereden buldu? Viranede ararken kârşanede buldum. Sonra da ait olduğu viraneye götürüp teslim ettim. Ya ne ilgisi var şimdi Cengiz'in ve Celal Bey'in?
Yani birlikteler miymiş? Hayır değilmiş efendim. Celal hala kayıp. Allah Allah. Nereye kaybolmuş bu adam? Sırra kader mi bastı? Nasıl olsa anlarız hanım. Kızlar yatmış mı? Yatmışlar boz eşekler. Beşinci uykusundalar. Allah Allah. Hayır. Babacığım rahatsız ettim. Neredesin sen Celal? Babacığım sormayın başıma neler geldi. Kendi ellerimle tipimi kaydırdım. İnsan içine çıkacak halim kalmadı. Aa, niye yüzüme kapadı şimdi kapıyı? Şuradan imza seyrediyordum. Yani bir tutam kıl için mi kalp kırdığını söylüyorsun bana? Aşağı babacığım. Kalp kırmak değil. Caz çablak ortada kaldım, utandım. Yıkıl karşımdan, utanmaz hadi. Babacığım, köpeğinim. Kapından kovma beni. Yeter yaptın köpeklik. Yıkıl karşımdan. Bir daha da görünme gözümü. Can. Sabah sabah fare gibi böyle kuyruğunu bir o tarafa bir bu tarafa böyle çarptırıyorsun. Günaydın. Ay, bu ne lan? Size ellerimle kahvaltı hazırlamıştım. Hadi sofraya tembeller. İyi de ablacığım, insan bir önden haber vermez mi böyle? Futbolcu gibi çıktık sahaya. He? Ulan pican. Ömrümü sürüttün lan. Ne işin var lan Zahide? Sabah sabah burada. Bundan sonra bana abla diyeceksin ve kahvaltı yapmadan da sokağa çıkmak yok. Ya abla ne oluyor lan ya şimdi? Çocuk mu var senin karşında? Asıl abla var karşında. Aklım sende kalacağını tek tek lokmaları boğazına tıkarım. Allah Allah, Allah Allah. Selamun aleyküm. Ne o, panayır mı var? Maymun mu seyretmeye geldiniz? Abi. Ne o boynundaki kaşkol? Ulan sen hala konuşuyor musun lan bıdı bıdı ha? Ana! O ne lan Celal abi? Kaşkol falan boğazında. He? Çok mu merak ettin? Evet. O zaman görün de. Tükürürüm suratıma. Sıhhatler olsun. Çok yakışmış. Ayıp. Eniştem ne dedi? Ne konuşacak bizimle böyle dikti burada bekletiyor bizi ha? Bilmiyorum abi. Sabahtan beri burnundan soluyor. Benim yüzümden. Hep benim yüzümden. Oh Cengiz of. Olimpiyat meşalesi gibi yaktın bizi be. Şimdi seyrine bakıyorsun değil mi? Hay Allah çok sürer mi acaba ya? Mümkünse ben de mehpareyle kırmızı gidip böyle arı gibi uçup kelebek gibi zıplayacaktım ama. Şimdi Nusrettin amca kelebek gibi uçup arı gibi sokarsa görürsün. Doğru söylüyorsun abi. Geçen gün beni bir soktu. Üç gün sonra anladım acısını. Kısa konuşacağım. Bugüne kadar söylediklerimi anlamadınız. Bir umut belki bugün anlarsınız. Sizden ümidi kestim. Ne olacağınıza karar verin lan. İnsan mı olacaksınız, hayvan mı olacaksınız? Düştünüz, çamura düştünüz. Ulan pavyona düştünüz, akıllanmadınız be. Şimdi de yakamdan düştünüz. Hadi defolun, gözüm görmesin. Hadi. Sen efendi. Çamura düştün, doğuma düştün. Sevdaya düştün, hala akıllanmadın. Söyledikleri bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Bundan sonra sana kulaklarımda tıkalı, ağzımda tıkalı. Seninle irtibatı kopardım. Ta ki gidip o kırdığın kalbi tamir edene kadar.
babacığım söz. Tamir edeceğim. Ama beni öldürürsün artık. Koparma babacığım. Kılavuzu kargolanın burnu boktan kurtulmazmış. Bunlar size ya kılavuz olur... ya da ibret alırsınız, akıllı olursunuz. Hadi yallah dışarı. Gayet ciddisin, inanıyorsun. Kocam diyorsun, helalim diyorsun. Öyle mi babaanne? Allah'ın bildiğini koldan ne diye saklayacağım, sarsak torun. Gurur duyduğum, onur duyduğum bir sevcim var. Hem sen ne diye öyle muammalı muammalı lakırdı ediyorsun bakayım? Yok bir şey babaanne, öyle son bir kez sorayım dedim. Nereye gidiyorsun öyle kuyruğu yanmış kedi gibi? Mıymıntı torun. Yapmam gereken fakat yapmakta tereddüt ettiğim son vazifemi yerine getirmeye gidiyorum babaanne. Üzgünüm. Asıl ben senin için üzgünüm. Sarsak torun. Seni verecektim ki o Leyli Meccani mekteplere burnun sürtsün. Şımarık torun. Anasız babasız büyürse böyle olur işte. Küçük bey, yanlış bir iş yapmasanız. Çok doğru bir iş yapacağım Boru. Ait oldukları yere tımarhaneye tıkacağım onları. Ya dayı, ne oldu? Söylesenize. Öf be kızım. Yani siz de babanız gibi olur olmaz her işe karışır. Babam yine hangi olmaz işinize çomak soktu? Öf, öf! Küçük kirpi. Dayının bir de senin küçük kafanı koparıp çelik çomak oynamak lazım be. Lan bulaşık, sen kendi fikirlerini bana izole ediyorsun. Ondan sonra da ağlıyorsun. Ben mi dedim sana Sadun'u kaçırıp fidye alalım diye ha? Sadun'u kaçırıp fidye mi aldınız? Ne kaçırdık ne de fidye aldık küçük kirpi. Ala ala havamızı aldık, avcumuzu yaladık. Sermayeyi kediye yükledik, başımızı kaşıdık, kulağımızı karıştırdık. Afiyetle zılgıt yedik, oturduk. Oh, afiyet olsun. Size de oh olsun. Yanlış yapmışlar. Sadun'u kaçırıp sana getireceklerdi. Bütün paranı verirdin değil mi Tanti? Pışık. Kuruş vermezdim. Ona da olsun. Bulaşık. Eniştem biraz önce tam olarak ne demek istedi ben anlayamadım ha. Acaba bizim elimizden köfte arabasını mı almayı düşünüyor ha? Şunu unutma Cengiz. Ha. Büyük adamlar küçük hesaplar yapmazlar. Ha. Nusrettin Bey amcanın fitil fitil burnumuzdan nasıl getireceğini zaman gösterecek. Yani? Yani? Saatine bak Cengiz. Günlerce, aylarca kafanı kaldırmadan, hiçbir şey yapmadan saatine bak. Akreple yelkovan birbirini nasıl kovalıyor? Takip et. Yani zaman göster, ben ne bileyim ne yapacak? Ne oluyor buna be? Ne cehenneme gittiyse, ne herzeler yediyse... Ay, kızı öyle melül, mahzun bıraktı. Tuh onun kalıbına. Hayır, dışarıdan gören de onu koca Yusuf Pehlivan gibi sözünün eri, yiğit biri zanneder. Karı yapmaz onun yaptığını. Aa, ağzını topla efendim. Vallahi çok özür dilerim Nezaket Hanım. Ağzımdan kaçıverdi işte. Hayır, böyle densiz bir hareket duyunca hem cinslerim adına yerin dibine girdim. Vallahi erkek olduğumdan utandım canım. Utan, tabii utan. Bak hiç utanacağı var mı? Oh, kızım sen ne biçim konuşuyorsun? Ben senin baban yaşında amcan sayılırım. Ay size demedim, babam yaşında Ruhu Bey amca. Bir balta girmemiş hayvan var, onu hatırladım. O da erkek, hemcinsiniz. Necibe Hanım'a acil tarafından büyük geçmiş olsun dilemek lazım. Kendine beyhude yere kıymaya kalkmasın canım. Allah aşkına sen hiçbir şey dileme. Ayol kızın canın burnunda zaten.
Nasıl olmasın efendim? Canı yanmış. Burnunda da olur, kulağında da olur, her bir yerinde olur. Canı sağ olsun da. Sen gene başladın mı baykuş? İstirham ederim bana baykuş demeyiniz. Vallahi hakikaten erkekliğimden utanıyorum Nezaket Hanım. Hadi bana eyvallah. Hadi. Bak Necibe Hanım bak. Anlamadan, dinlemeden elin herifine gönül verirsen işte olacağı bu. Hadi bana eyvallah. Korkut hayvanına birkaç sürpriz hediye hazırlamıştım Nezaket Hanım teyze. Ama ben şimdi ne yapayım bu erkek milletini tanıdıktan sonra? Ay kızım, ay kızım. O başka, o başka. Sen Necibe ile bir misin? Ah, insanın bir yaştan sonra tırnağı kırılsa düzelmesi bir ay sürer. Değil ki kalbi kırılsın. Ben onun kılına kılığına mı baktım da beğendim Ayhan Hanımcığım? Ben onun makamına, mansıbına mı rağbet ettim? Ben onu o diye sevdim. Ne demek utandım deyip yüzüstü bırakıp gitmeyi. Anlayıp dinleyemedim ki Necibeciğim. Yangından mal kaçırır gibi çıkardı adamı dışarı. Yani ben duyduğumu değil, gördüğümü söylüyorum. Yok, yok Ayhan Hanımcığım, yok, yok. Kıldı işin mazereti. Mesuliyet almaktan korktu bu adam. Sakalı bahane etti. Canım hiç olur mu öyle şey Necibe? Çabu bu kadarmış. Bundan sonrası ağır geldi. Ay, yani şu yaşıma geldim. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Her gün yeni bir şey. Allah Allah, Allah Allah. Hayır, bir de utanmadan kapımı çalıyor Ayhan Hanımcığım. Böyle eşkıya gibi boynuna böyle çulu çaputu sarmış. Kapıyı aç diye benim ödümü kopardı. Ay ben beni yüzüstü bırakıp gitmiş bir insanın yüzüne bakar mıyım bir daha? Yerden göğe kadar haklısın Necibeciğim. İnşallah onu da yüzüstü bırakırlar. Gerçi Nusret Bey şöyle şırrak diye bir Osmanlı boyası çekti ya. Neyse, sen bilirsin gerisini. Elleri dert görmesin. Babam o benim. Ayol, o da oğlu sayılır. Yani Allah korumuş. Zaten size nikah düşmezmiş. Ay kurbanınız olayım Ayhan Hanımcığım. Yumuşatmayın beni. İlk aşı olduğum günden beri bu kadar korkmamıştım Mehpare. Yani böyle tüylerim tek tek böyle diken diken oldu. Nusrettin babam böyle gözlerini kocaman kocaman açınca böyle hep o dev anası gibi mızrak iğneli şırınga geldi. Ay dur Süha, ne yapıyorsun? Çok korkarım iğneden. En güzel bir şey Mehpare. Ha? Ben de iğneden çok korkarım. Değil iğneden, dikiş iğnesinden bile çok korkarım. O böyle insanın içine böyle baktıkça yıllarca böyle gidermiş gidermiş gidermiş. Ondan sonra kalbin oraya gelince de böyle zaaat kalbine yapışırmış, biliyor musun? Ay ne yapıyorsun Süha? Öldürecek misin beni? Kalbini ne çıkaracağım? Hayır Mehpare, kalbinin sahibi olacağım. Bu çiçekler, kır havası, bu yeşillikler, bu masmavi gökyüzü içim içime sığmıyor Süha. Bir de yanımda sen varsın. Hadi Mehpare, böyle kelebekler gibi, arı gibi gidelim kırlarda koşalım. Çiçekler gibi rahiye toplayalım. Petek petek kovanlara sığmayalım, mutluluktan akalım. Ay. Allah'tan baba bir açık kapı bıraktı. Yoksa bitmiştim. Hele Necibe'nin kalbinin mimarı olayım. Sonra babanın kapısında paspas olurum. Oo, maşallah efendim. Gene bir çam devirmişsin. Ya git başımdan meşe palamudu. Devirmeyeyim seni. Ya bana bak. Ne biçim konuşuyorsun öyle orman kaçkınlar gibi? Kadınlar bitti şimdi. Sıra bana mı geldi? Asıl sıranın başında sen varsın Ruhi. Ama dua et baba irtibatı koparmasın. Yoksa kelleni koparırım. Yahu benim ne kabahatim var efendi? Ben mi söyledim sana git saçını sakalını bıyığını kes de böyle yolunmuş tavağa dön diye? Ulan ibiğini keseceğim seni. Seni fakire fukaraya sadaka diye dağıtacağım lan. Millet yetişin. Bu beyni Adem beni kesecek. İyicene şaşırma. Gel lan buraya. Aman yarabbim. Gözümün önünde saman yolları, Süreyya yıldızları, halka halka olmuş dans ediyorlar. Aman yarabbim, gel, gel güzel.
suratına. Allah belanı verdi. Ulan Ruhi, dua et bayılmayayım. Yoksa ölümlerden ölüm ben. Gel gönlümün artısı. Gel beraber denizlere akalım. Şöyle baş başa kalalım da halleşelim, helalleşelim. Aa, ay ne oldu size böyle kirli bey? 180 derece değişmişsiniz. Bey, kusurumu anladım. Hatamı anladım. Eksiğimi anladım yani. Bir ciğerli bulgur pilavı bu kadar tesirli olabilir ya. Her şeyi anladım. Peki öyleyse. Hadi gidelim. Oh, bulaşık. Pardon. Ne kadar çabuk unuttunuz midenizdeki etki tepki meselesini. Sen işte böyle yanar dönersin ya. Dua et de dönüm seni yakmayayım Cengiz. Dayı. Ha canım. Sen ne zaman evlenip çoluk çocuğa kavuşacaksın? Ya siz karışmayın benim çoluk çocuk işime. Zaten dayınız bir anlamda evli sayılır. O sayılmaz dayı. Böyle kendi başına sıfırdan evlenmen lazım. Öyle hazıra konmak yok dayıcığım. Ne olur ömrü hayatımızda da bir kere didinmeden, çalışmadan, çapalamadan bir torun sahibi olsak ölür müyüz be? Ölürsün. Hadi be. Hadi bakayım çalışın hadi. Komiserim buyurun. Kapı gibi mahkeme kararı elimizde. Yalnız iş posta yoluyla intikal edecek olursa bir ayda zor netice alırız. Normalde prosedür böyle değil ama madem sağlık söz konusu biz de elimizden geleni yaparız. Söz konusu şahısları mevcutlu olarak hastaneye sevk ederiz. İlginize çok teşekkür ederim. İnsan hayatı bu, ihmale gelmiyor. Üzüldüm babaanneniz için. Ya evet ben de ama asıl can sıkıcı olan öbürü. Kendini dedem zannediyor. Maazallah bu iki deli bir araya gelirse dünyayı yakarlar. Allah çoluğumuzun çocuğumuzun aklını bağışlasın. Amin. Sizinki de zor beyefendi. Ya insanın içi kan ağlıyor ama ne yaparsınız? Evlatlık vazifesi. Babaannemin elinde büyüdüm. Tüm yaptıklarınıza teşekkür ederim. Bunun vazifemiz küçük bey. Sağ olun. Dinleyin ne olur. Ondan sonra isterseniz asıl. Zaten yaşayamam. Ölsem daha iyi. Ne yüzle bana bunları söylüyorsun? Haklısın. Yüzüme tükürsen haklısın. Sen bana daha bile fenasını yaptın. Artık ne yüzüne tükürmek ne de yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Bak bir an paniğe kapıldım. Yani yüzümü bu halde görünce utandım. Sakalsız bıyıksız eksik zannettim. Doğru zannetmişsin. Çünkü ben artık yokum ve sen eksiksin. Ne halin varsa gör. Bak Necibe, belki vaktinden evvel ama sana olan niyetimi belli etmek için bu yüzüğü sana aldım. Ezelde ve ebedde karımsın. Ben senin ne kılığına, ne kıyafetine, ne sakalına, ne bıyığına paye verdim. Sen payeyi orada sandın ve yanıldın. Bana uzattığın güle tutundum, altına değil. Tutundum ve misli misli yanıldım. Ama artık bir daha yanılmayacağım. Ben şimdi ne yapacağım? Bunlar senin korkun. Papatya cestini gördüm. Bunlar da nereden çıktı lan Cale? İçimden. Aç bakalım beğenecek misin? Ulan sen bana tam 3 tane hediye mi aldın lan Cale? Ha? Sen beni ezmek mi istiyorsun lan Cale? Ha, anladım.
Öküz müsün diyeceksin değil mi lan? Sonra beni yerin dibine sokacaksın, he? Hayır Korkut, öyle bir planım yok. Çam sakızı, çoban koyunu. Lan bunlar ne lan Jale, ha? Papatyalarla beni ağlattın, gözyaşlarımı biriktirdiğim şişe. İlk kestirdiğim saçlarıma sarılı kumaş ve bir kutu temiz toprak. Hepsi senin. Sen bütün bunlarla bana ne demek istiyorsun sen lan Jale? Ha? Bir mesaj mı vermek istiyorsun lan sen bana? Benim kaçırdığım, benim görmediğim, duymadığım, bilmediğim bir şey mi var lan Jale? Ha? Onu da sen çöz Korkut. Her şeyi benden öğrenecek değilsin. Benim için ben geldi, hediye ettim. Beğenmedin mi yoksa? Ulan. Ulan Jale, eğer bunun altında bir çapan oğlu yoksa çok beğendim lan. Ne çoban oğlu Korkut? Bunlar benim parçam. Çok teşekkür ederim lan Jale. Çok naziksin, çok incesin. Benim ömrümü yaşarttın lan Jale. Ömrümü yaşarttın lan. Yeşilleri korumak lazım ama Korkut. Lan dur lan Jale, dur. Önce şu aklımı bir koruyayım lan, dur lan. Allah Allah. Şimdi ne anlama geliyor lan bunlar, ha? Nasıl gidiyor oyun? Adam teke dönüyor usta. Allah Allah. Beklediği taş da atılmış. İçincisi çıkmadı usta. Sen de mi onu bekliyorsun? Evet usta. İnsanlar senin taş beklemeni mi bekleyecek çay içmek için Bicel? Aa usta dalmışım. Aa ne yapıyorsun sen benim kardeşime adam? Elin kırılsın. Hoppala. Bu da nereden çıktı? Hanım burası aile salonu değil, öyle langırt diye girilmez. Hakikaten lan Zahide abla, öyle langırt diye girilir mi? Hep ben seni düşüneceğim. Yemeğini yedim, aç mı kaldı, tok mu kaldı, terledi mi, sırtını değiştirdi mi diye. Geç otur şuraya bakayım. Geç, 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 geç. Otur bakayım şuraya. Ya, bak ikinizi de atacağım şimdi kahveden. Ne yapıyorsunuz size? Niye sizin kahvede yemek yenilmiyor mu? Nasıl iş yeri burası? O yemeğini yiyecek. Çayları dağıtmak gerekiyorsa, derdin buysa ben dağıtırım. Estağfurullah abla, yanlış anladın da olmuyor böyle. Olur, olur. Zaten el kadar çocuk sigara dumanlarının arasında sabahtan akşama kadar koşturup duruyor. Hepsi bitecek. Ya sen ne yapıyorsun? Herkesin arasında beni bitirecek misin ya? Oo, yerim bitiririm ben seni. Hava mı bozuldu? Sen benim canımsın. Dünyalarda bir canımsın. Kim çay istiyor bakayım? Bırakın, bırakın elimi kolumu. Sizi Fahrettin Kerim Gökay Bey'e şikayet edeceğim. Hepinizi Fizan'a sürdüreceğim. Hiçbir aç kalmayın hanımefendi. Biz görevimizi yapıyoruz. Ben de görevimi yapacağım. Elimden geleni ardıma koyacağım. Koskoca sabuncuzadelerin gelini Hümeyra Hanım Efendi'yi akli muvazenesi yerinden oynamış iftirasıyla böyle zapturap altına almak neymiş hepiniz göreceksiniz. Haklısın ablacığım, görürüz. Uşak. Buyur amcım. O yalı kazı torunum Brutus olacak. Hain var ya, ona söyle elimden çekeceği var. Kim edersin amcığım? Ama ne olur bu elim hadiseden ne olur lütfen Sadun beyefendiciğime bahsetmeyin. Allah muhafaza. Maazallah. Revolverini çeker de torun katili oluverir. Sultanahmet babu sahnelerinde ona kim bakar sonra? Zaten kahrından ölür zavallıcığım. Ya bir dakika enişte kurtarın beni ya. Bunlar beni müşahede altına alıyor. Bunlara müşahede etmeyin ya. Bir dakika nereye götürüyorsunuz siz beni ya? Hadi kardeşim uğraştırma bizi, hastaneye götüreceğiz. Bir dakika memur bey, nereye götürüyorsunuz kardeşimi? Mahkeme kararı var, lütfen mani olmayın. Baba nerede, babanın haberi yok mu? Ya Celal abi babanın haberi var, alıp götürsünler, beni alakadar etmiyor dedi. Ya Celal abi de sen konuşsan ya. Ya bir dakika izin vermeyin, bunlar bana iğne yapacak, aşı yapacak, narkoz yapacak, kan alacaklar. İzin vermeyin bunlara ya. Lan kirli bulaşığı, neredesin lan? Jeneral kurtar beni ya. Allah. Ya. Bunlar
Onlar beni idama götürecekler. Pardon. Babacığım, Cengiz kardeşimizi götürüyorlar. Bir şey yapsana baba. Baba, niye böyle yapıyorsun? Dayımı meçhule götürdüler baba. İşinize bakın. Baba, bizi öldür ama bize sırt çevirme. Biz sensiz ne yaparız? Biz kimiz ki? Baba, elini çekme üstümüzden. Bizi bizde bırakma. Ocağı adın at, ateş sönüyor. Usta, Celal abi. Lafımın üstüne laf mı ediyorsun dayım? Kestireyim seni şimdi 40 ağaç kavunu gibi. Ben sana ne yaptım da bana eziyet ediyorsun? Eziyet mi? Seni kendi ellerimle tıka basa besliyorum be. Hadi bakayım aç ağzını ham yap. Oh. Yani ben o ciğerli bulgur pilavının altında mı kalayım? Ezdirmem kendimi. Hop. Tövbe bir daha yaparsam. Ay vallahi patlayacağım. Patla. Bak ömrüm boyunca lokmamla oynatmadım, oynatmam da. Yani evimi yakabilirsin, beni soyabilirsin, düzenimi bozabilirsin. Ama zinhar midemi bozamazsın, bozdurtmam. Ay Kerim Bey, ben dayanamayacağım, ölüyorum. Anca gidersin, yürü. Bir hafta evde tek başına kal da aklın başına gelsin. Oy oy oy. Yani kendimi bozmayacağımı bilsem bütün çuvalı yerim ben. Şuna bak şerbet akıyor. Üçüncü kabunu. Oh yarabbim. Boşuna dememişler kavun yata yata büyür diye. Sizi mideme yatırdım kavuncuklarım. Allah rahatlık versin. Yıldırımlar düşüyor. Oh, Allah'ını seven beni tutmasın. Uç uç böcecik, kalem, sana terlik, papuç, ayakkabı, spor çanta, şapka, tişört, kürbe kalacak. Ay ne yaptın o kadar çok şey? Nereye koysun o küçücük hayvan? Öyle deme ben bari. Bunların var ya kocaman gardırapları var. Ha. Yer altına yapıyorlar, biz göremiyoruz. Bir belgeselde seyrettiydim, aklım fırtlıydı. Onlar karınca bir kere. Bu uğur böceği. E daha iyi mehbar işte bize daha fazla uğursun, uğur getirsin diye fazladan fazladan rüşvet veriyorlar. Arı kovanları var burada. Bal kovanları, arı balları, kilo kilo ballar. Mehbarı bal demek şimdi al demek, al demek, bal demek. Tamam ben sana buradan taze bal çıkartacağım. Ay dur şu an dur. Arı sokacak seni. Arı beni sokmaz mehbarı. Ben anneannemden hepsini. Kutunu açıyoruz ve sana buradan taze taze bal çıkartacağım. Tamam. Allah! Mehbarı dur. Arı korusun kaç. Aklımın başımdan böyle fırtlayıp beyle gidecek usta. Aa, bak, Cengiz abi polisler alır götürür. Kirli abi mide fesatına uğrar. Celal abi suratını dağıtır. Nusrettin amca suratımıza bakmaz. Aa, sanki bütün bunlar yetmiyor. Sanki bütün bunlar az. Sanki bütün bunlar her gün oluyormuş gibi. Bu bizim Jale Hanım da ben bu Korkut'u nasıl delirtirim? Ben bu Korkut'u nasıl tımarhaneye düşürürüm diye plan yapıyor. Aa!
mimar olmak lazım. Ehlileşmek lazım. Tamam usta, haklısın. Lazım ha lazım ama bütün bunlar bana ne lazım? Bana ne bunlardan usta? Lan sen bana bulmaca mı çözdürüyorsun lan sen bana? Sen bilmece mi lan bunlar? Bunlar ne? Usta Allah aşkına bana söyle usta. Allah aşkına bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Ne anlam ifade ediyor bu? Bu bak şişede gözyaşı. Saçlarını çula çaputa sarmış. Bak kutuya da toprak doldurmuş. Bunlar ne demek sen bana? Ne demek istiyorsun? Ben anlayamadım usta ben bunu. Öyle hediyeye şükretmek lazım. Ömür boyu saklamak lazım. Saç deli. Ben sana aitim. Gönlüm sana ait. İki dünyada, ölümden önce, ölümden sonra. Çar. Ağaca bakmak lazım. Nusret'ten olma, Ayhan'dan doğma Jale. Şimdi bunu çözmek lazım. Ustanın hediyesini de bir ömür saklamak lazım. Hayırlı işler. Aa, hoş geldin anne. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kitap fabrikatörleri. Ay, anneciğim bu ne güzel sürpriz. Buyurun. Ne yapalım? Kızım iş yerine çağırmayınca bir ziyaret edelim dedik. Şöyle davetsiz misafir babında. Estağfurullah efendim. Aşk olsun anne. Ne zaman geleceğim dedin de ben yok dedim. Kızım, sen anneni tanımıyor musun? Ben öbür kadınlara benzer miyim? Davet edilmediğim yere ne zaman icabet ettiğim görülmüş. Yani geçiyordum, şuradan şöyle tesadüfen uğradım. Çok iyi ettin. Annelerin en tatlısı, en şekeri. Bir şey içer misiniz efendim? Kitap suyu mu sıkacaksınız? Karın doyuruyor mu bari? Çok şükür, idare ediyoruz. Allah daha iyi eder inşallah. Madem ısrar ediyorsunuz, bir maden suyu içerim. Şöyle bol limonlu olsun. Hemen söyler gelirim. Yaz zamanı biraz tena oluyor galiba. Nispeten. Ama millet olmuş kitap, cilt cilt mesele dolu. Nasıl okusunlar? Haklısınız tabii. Tahir ile Zühre var mı? Yıllar önce okumuştum. Olması lazım. Bakayım mı? Yok evladım, okudum dedim ya. Annen buralardaymış galiba. Evet, ziyarete geldi. Maşallah, maşallah. Herkesle tanışmış. Kaynaşmayı pek seviyor. Bir benimle tanışması kısmet olmadı. Kaçak çırağı yakaladım. Kızım dedim, Tolga burada dururken senin ne işin var kahve köşelerinde? Söyleseydin ya, bir koşu alıp geliverseydi dedim. Annem, Şelale Hanım. Annem Ayhan Hanım. Ben de.
Buyurun oturun, ayakta kalmayın. İnsan bu yaşta çabuk yoruluyor. Yani şuradan şuraya iki adım atıyorum, nefes nefese kalıyorum. Hani yerin altından kablolar döşüyorlar ya, insanın bütün gücünü alıp götürüyor. Barista yapıyormuş diyorlar. Tevatürdür herhalde. Aman aman, bir nefes alsaydınız. Hekimbaşı Salah beyefendi, niye beni zaptiye marifetiyle zaptürapt altına aldırıyorsunuz? Üstüme iyilik sağlık Hümeyra Hanım efendiciğim. Lütfen buyurun, istirahat ediniz. Lütfen. Şeref yağabı oldum hekimciğim. Ama bahusus size kırgınım. Çünkü elinizin altında ahize. Şöyle bir alo deseydiniz, ben hemen hususi vasıtamla burada zuhur ederdim. Üstüme iyilik sağlık. Ben nereden bilirim hanımefendiciğim sizin olduğunuzu? Ne emredersiniz? Ne söyleyeyim size? Bir acı kahvenizi içerim, lütfen. Emredersiniz efendim. Ha çocuğum, iki tane acı kahve. Kimse rahatsız etmesin, telefon da bağlama. Yo, o kadar fazla kalmayacağım. Vakitlice kalkmam lazım. Ah be kardeşim, ne yaptın sen bana? Bırak, ben kendim giderim ya. Burası ne böyle? Evet, bak inanmıyorsun değil mi? Ben bundan önceki yaş artımda şahsım adına böyle kaba kulak aşısı oldum, tamam mı? Neydi lan o aşı böyle? Su çiçeği aşısı oldum. Palazcık aşısı oldum. Bolmaca aşısı oldum. Bütün bunların şeyde, evde benim defterleri falan var ama şimdi arada bulasın. Haklısın kardeşim, haklısın. Sen istersen biz sana kahve de veririz. Sen hiç canını sıkma. Sen şimdi burada uslu uslu oturdur. Ona göre muamele yapalım. Sen bana otur dersen otururum. Kalk dersen kalkarım. Bak otur de. Otur. Bak otur. Gördün mü? Zaten ben emir komuta zinciriyle bağlıyım bir anlamda size be kardeşim. Aferin sana. Sana da. Şimdi bu... Şşt, sen nereye? Nereye? Bakar mısın? Ya. Afiyet olsun küçük bey. Başka bir emriniz? İlk emrim küçük, minik, az biraz gibi takıları lügatından çıkarma. İkinci emrim de burada patronun kim olduğunu o kafana iyicene sokman. Anladın mı beni Boru Bey? Anladım efendim. Hümeyralar, Kofti Sadunlar dönemi tamamen bitti. İkinci Sadun dönemi hiç bitmemecesine başladı. Karı çağır bana. Affedersiniz. Anlayamadım. Anlamazsın tabii Boru Bey. İcraat istiyorum senden. Salla başını al maaşını dönemi bitti artık. Ne diyorsam şipşak yapılacak. Yoksa hepinizi kovarım. Hadi. Şimdi bu pamuk parçası lan pican. Ne bileyim abi, kulaklarını tıka mı diyor ustan acaba? Çok komiksin lan pican. Ulan kulaklarımı tıka diye verse niye çöz desin? He, Allah'ın armudu. Ne bileyim abi, zaten canım çok sıkkın. Neye canın sıkkınmış lan pican? Abi baksana, herkesin başında bir bela. Benim başımda bir bela, senin elinde bir pamuk. Canım şimdi sıkılmayacak da ne zaman sıkılacak abi? Haklısın lan pican. Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Hayırlı olsun. Nerede bu masanın geri kalanı Korkut? Abi anlatsam inanmazsın. Birini arı soktu, birini kavun devirdi, birini polis kaptı, öbürünü de baba yıktı. Allah akıl fikir versin. Sen de bu saçlarla kafayı yersin taarruz keçisi. Neyse sık dişine, az kaldı. Doğru söylüyorsun Babeko. Yakında hem kendimi yakacağım hem saçlarımı yakacağım. Ulan millet Roma'yı yakıyor, sen kendi kendini yakıyorsun.
Bırak pizza kulesi gibi eri büğrü konuşmayı da patlat çayları. Tüm bardaklar dolsun. Yaklaşın bakayım kolezyuma. Yaklaşın. Alın tribünlerdeki yerlerinizi. Uslu uslu durun. Şimdi size dünyanın en ünlü delisini anlatacağım. Kardeşlerim, hiçbir şeyciklerden korkmam. Boyum kadar arslandan, dev yarı asa ejderhadan, çıyandan, akrepten, yılandan, yalandan hiçbirinden korkmam. Bir tek akıllı deliden korkarım. Gerçek adı Antonius Andropoulos Lazaros. Ama nüfus kağıtları dağıtılırken babası geç kaldığı için adını kısaca Neron koymuşlar. Kardeşim! Romus ile Romulus bir kurttan süt emdiler ve Roma İmparatorluğunu kurdular. Ama bu manyak oğlu manyak daha bebekken eşek sütü emdi. Sütünü emdiği eşek deliydi. Mahallede herkesi ısırır, kıç atıp gitme savururdu. Eşek sütü emmiş ama tilki şansı varmış kendisinde. Bin bir kurnazlıkla, hile ve desisiyle ve de Milan'ı şampiyon yapacağım vaatleriyle Roma tahtının başına geçmiş. Roma Roma olalı böyle deli görmemiş. Öyle sofralar kurdurmuş ki deveyi kestirip içine dana yerleştirmiş. Dananın içine koç yerleştirmiş. Koçun içine kuzu yerleştirmiş. Kuzunun içine hindi yerleştirmiş. Hindinin içine tavuk yerleştirmiş. Tavuğun içine yumurta kırdırıp menemen yaptırmış. Sonra da ben açlıktan, fakirlikten geldim, nimete ihanet edemem diye bir yemiş bir kusmuş. Bir yemiş bir kusmuş. Böyle adamda kafa mı kalır kardeşim? Havuzlar yaptırmış. Ağzına kadar eşek sütüyle doldurmuş. Yüzlerce düzineden oluşan üzüm çekirdeği, çilek suyu, kavun kokusu, muz gibi, elma kabuğu gibi yüzüne bakma doyamayacağın en güzel cirlop gibi yeni filmlerindeki gibi ki o da aslen normalıydı ve deliydi. Onların tıp atıp benzeri hatunları havuzlara doldurmuş. Eşekleme, atlama, kurbağalama, zürafalama yürüyüş şekilleri öğretmiş. Aman sabahlar olmasın. Öyle bir havuzmuş ki eller ayaklar birbirine dolaşmış. Kimin eli, kimin ayağında belli olmuyormuş. İşte böyle bir ahlak çöküntüsü içerisinde hüküm süren bir hükümdar ne yapabilir? Kütür kütür adam keser, onun bunun karısına kızına yan gözle bakar, halkına zulmeder, işkence eder, anasını ağlatır. Derken akabinde ve detayında ahlaksal çöküntü ruhsal bir çöküntüye dönüşmüş. Kardeşim, insanı böyle bir hususa sürükleyen en önemli şey nedir bilir misiniz? Tatminsizlik, doyumsuzluk, açgözlülük, şöhretperestlik, şehvetperestlik, tereslik. Elinde güç olunca aklına gelen her türlü deliliği yapmış. Çıkmış Roma'nın dağına, almış eline sazını yahut da lirini ki her ikisi de sazdır aslında. Başlamış Pavarotti gibi lirik lirik ünlemeye. Tatmadığım zevk kalmadı dünyada. Hangi kalbe girdimse kaldı izim. Taşa geçer, kendime geçmez sözüm. Ben Neron'um, ben Neron'um, ben Neron'um, Roma'yı da yakarım demiş. Bu kıçından uydurduğu sözlere kendisi de inanmış. Sonra askerlerine emretmiş. Uçaklarla keşfedilmediyse zeplinlerle bütün Roma'yı benzin yağmuruna tutun. Hiçbir masraftan kaçınmayın, kurşunsuz olsun demiş. Roma halkı, o sole mio, yağmur yağıyor, seller akıyor. Bu sene mahsul güzel olacak diye sevinirken, o Neron olacak, mahsar Osmanlık zinciri deli. Askerlerini kandırıp, bir cigara yakacağım, çakmağınızı verir misiniz demiş. Sonra çakmağı çakıp Roma'nın üzerine atmış. İğrenç kahkahalarını, isterik kahkahalarını atarak, yanın ulan lavuklar, doğumunuza para mı saydım, cehenneme kütük olun demiş. Ağzında cigarası, elinde tesbihi, kolunda müzik aleti, yanan Roma'yı seyretmeye koyulmuş. İnşallah cehennem zemadileri de onu seyreder. Amin. İyi de aga, bu adam Roma'yı yaktıktan sonra nerede oturmuş? Nerede oturacak ulan kıl?
Bakırköy'de Master Osman'da. Yaşlarınızı almayı ihmal etmemelisiniz. Bizim yaşlarımızda hafıza kuvvetini giderek yitiriyor. Eskiye nazaran tabii. Hakkı haliniz var. Geçen gün tam bir saat boyunca iğneyi koyduğum yeri bulamadım. İlaçlarınızı harfiyen tatbik edeceğim. Bravo. Hadi Allah'a ısmarladık. Salah Bey, yalıya da beklerim. İnşallah hanım. Çoktan beri teşrif buyurmadınız. Refikanız hanımefendiyle birlikte. Mutlaka geleceğim. Yazık. Kadıncağız giderek her şeyi unutuyor. Bin bir badire atlatmış. O unutmasın da kim unutsun. Bizim hanım öleli aşağı yukarı 15 yıl oluyor. Ya. Hadi kızım. Yeni hastayı alıver içeri. Doktor Bey seni görecek. Hadi be. Gidiyor muyuz? Hepsi bu kadar mıydı? Tanışmıyoruz ama. Herhalde doktor beyin beni göresi geldi. O hocaların hocasıdır. Bak onun yanında bir saygısızlığını göreyim. Bütün kemiklerini kırarım seni. Kim? Ben mi? Koçum sen beni tanımamışsın. Ben şahsım adına çok asilzade bir insanım. Ben var ya, istesem şu anda şakırt diye Fransızca konuşurum ama sen buna order edemezsin. Yürü lan deli, yürü, yürü, bir dakika, yürü. Allah oradan nereye gidiyorsun? Kalk. Gel. Enchanté. Enchanté. Merci de vous. Binouillet, s'il vous plaît. De le petit carré, peu de belle composition. Je l'ai pasteurisé süt. Pasteurisé süt dedim de aklıma. Pasteur'dan sonra tanıştım. En büyük doktorlardan biriyle karşılaşmamıştım. Bravo, size memnun oldum. Şahsım adına. Vah vah vah. Bu artık tek kişinin bir olayı olmaktan çıktı. Hemen heyeti toplamam lazım. Ne heyeti canım? Ben bütün heyetimle karşınızdayım. Bakın burada, sağdan sağa. Bu gece misafirimiz. He? Ne?